altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlara gelince, onlara can yakıcı bir azabı haber ver. O gün bu altın ve gümüşler cehennem ateşinde kızdırılır, bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanır. İşte bu, kendiniz için saklayıp biriktirdiğiniz şeydir. Artık biriktirdiğiniz şeylerin azabını tadın denilir. Aldatıcı dünya. Farz edin ki bir kadınla evlenmeyi düşünüyorsunuz. Bu kadın dış görünüşü itibarı ile çok hoşunuza gitmiş, zahiri duruşuyla sizi cezbetmiştir. Ama bir süre sonra öğrendiniz ki o kadının çok aşırı bir derecede aldatıcı olma gibi bir özelliği var. Yani bugün size göz kırpıyor, yarın bir başkasına. Bu durumda ne yaparsınız? Onun dış güzelliğine bakarak onunla evlenir misiniz? Yoksa ondan uzaklaşır mısınız? Eğer onur ve şerefinizi kaybetmemiş biriyseniz elbette ki onunla evlenmez, ne halt olduğunu öğrendikten sonra ondan fersah fersah uzaklaşırsınız. Şimdi dünyanın da tıpkı bu kadın gibi olduğunu düşünün desem ne dersiniz? Evet, dünya hayatı da tıpkı bu kadın gibi çok aldatıcıdır. Bugün seninle gün geçirir, yarın mutlaka bir başkasının elinde olacaktır. O gerçekten de kendisine vurulanları hep aldatmıştır. Onun böyle aldatıcı olduğunu, onun mahiyetini en iyi bilen Allah söylemiştir. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir. Böylesine aldatıcı olmasına rağmen, yine de dünyayla, tüm aldatıcılığına rağmen onunla evlenmeyi içine sindirebilenler var. Peki seni aldatan bir kadını bile içine sindiremezken seni aldatan bir dünyayı nasıl içine sindirebiliyorsun?